Evet bir Davos haberiyle size veda edeceğiz. Davos sirvesinde Bloomberg EYT'nin sorularını yanıtlayan Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden hepsi buradanın yönetim kurulu başkanı Hanzade Doğan Boyner perakende sektöründeki dijitalleşmeye öncülük ettiklerini söyledi. Hanzade Doğan Boyner 2018'de %60'la sektörün üzerinde bir büyüme kaydettiklerini de açıkladı. En önemli gündem maddesi sizce bu yıl nedir? Bu sene dördüncü endüstri devriminin devamı olarak Davos'taki ana tema dijitalleşme. Yerleşik şirketler teknoloji devrimine nasıl adapte olacaklar ve dijitalleşmeyi nasıl gerçekleşecek bunun yanında bu sene e, cinsiyet eşitliği ve e, mülteci krizi de Davos'ta tartışılan konular arasında. En önemli ayaklarından bir tanesi de dijital ekosistem. E, sizin... E var olduğunuz endüstri bu konuda neler en önemli gelişmeler ne bu sabah da bu konuyla ilgili bir panelde konuşmacıydım hepsi burada olarak biz bölgenin en büyük ticaret platformuyuz ve aslında dünyaya baktığımızda da çok az ülke kendi ulusal liderlerini ulusal şampiyonlarını çıkartabilmiş bu alanda birçok ülke uluslararası büyük şirketlerin kontrolü altına geçmiş dolayısıyla hepsi burada ya burada çok fazla ilgi var. Biz de onlara kendi iş modelimizi anlatıyoruz ve bizim iş modelimizde biz yıkıcı rekabete inanmıyoruz. Biz bir teknoloji şirketiyiz. Ama teknolojinin yıkan gücünü değil yaratan geliştiren gücünü kullanarak perakende sektörü ile işbirliği yaparak büyüyoruz ve perakende sektörünün dijitalleşmesine öncülük ediyoruz. Peki e, Türkiye'de e-ticaret pazarı bu yıl ve önümüzdeki senelerde yüzde kaç büyüyecek? 2018'ini yüzde 30-35 civarı bir büyümeyle bitirdi sektör. Hepsi burada olarak biz yüzde 60 büyümeyle sektörün üstünde büyüdük. 2023'e kadar e-ticaret sektörünün 10 kat şimdikinin 10 katına çıkacağını e, düşünüyoruz. Şu anda perekendinin sadece yüzde 4'ü e-ticarette. Avrupa ortalaması bunun çok üzerinde. Biz de bu yüzde 4'ü Yüzde sekizlere onlara kısa sürede taşıyacağımıza inanıyoruz. Uluslararası devler yavaş yavaş Türkiye pazarına girmeye başladılar. Bu durum rekabeti Türkiye pazarında rekabeti nasıl etkiliyor? Tüketici bundan fayda görecek mi? Biz e, uluslararası şirketlerin Türkiye pazarına ilgi göstermesini büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Kendilerinin gelmesi pazarın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor ve e, yapılan her yatırım pazarı daha da büyütüyor güce için e, memnuniyetle karşılıyoruz. Biz hepsi burada olarak pazar liderliğimizi, müşteriye verdiğimiz servisleri arttırarak devam ettirteceğiz. E, dolayısıyla e, hoş geldiniz diyoruz.